Anne. Bana verdiğin işi yaptım. Sebzeleri doğradım. Yengem için de tatlı yaptım. Ona götürmemi ister misin? Sevgini katarak yapmışsındır. Tamam. Götür onu. Yengen de çok mutlu olacaktır. Şuraya bak. Düğmem kopmuş. Onu bana bırakın siz. Ben hemen dikerim. Ah, gerek yok hayatım. Başka bir gömlek giyerim. Hayır baba. Bunu giy bence. Bu gömlek sana çok yakışıyor. Görüyorsun değil mi? Kızımız bizden ayrılacağı için çok üzülüyoruz. Oysa şükretmeyi bilmeliyiz. Sukna bizden ayrılmadan önce Ananti kızımız olarak aramıza katıldı. Doğru söylüyorsun Sumitra. Bunun için Tanrı'ya her zaman şükredeceğim. Ne mutlu bize ki onun gibi bir kızımız daha oldu. Umarım Sugna için de kayınları aynı şeyi hisseder. Yengecim, bu tatlıyı senin için yaptım. Yemek ister misin? Şimdi olmaz Anandi. Ama neden? Canım bir şey çekmiyor. Tamam, hepsini yeme. Ama en azından tadına bak ve nasıl bulduğunu söyle. Bunu sana özel yaptım ben. Güzel olmuş. Bunu da ancak Anandi bu kadar iyi yapabilirdi. Sahi mi söylüyorsun? Gerçekten beğendin mi? Sana niçin yalan söyleyeyim ki? Evet, yalan konuşmak çok kötü bir şey. Biliyorsun değil mi? Yalan söylersen... Burnumuz uzar. Kalanını ne yapmak istiyorsun? Oraya bırak. Ben daha sonra yerim. Yengecim, bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin ama bir şartla. Nedir o? Bana yengecim demekten vazgeç. Ama neden? Burada yeni biri değilim. Bu eve geleli uzun zaman oldu. Hayır, bunun için sana yengecim demiyorum. Benim de bir yengem olduğu için. Ona çok benziyorsun, bana onu hatırlatıyorsun. Tamam. O zaman yenge de sadece, olur mu? Anlaştık. Bundan sonra sana yenge derim yengecim. Yengeciğim yok. Sadece yenge. Tamam, öyle olsun. Güzel. Şimdi bana sorunu sorabilirsin. Şey yengeç... Affedersin yenge. Bebeğin doğmasına az bir zaman kaldı değil mi? Sen de onu doğuracaksın. Evet. Doğuracağım. Bu harika haber işte. Sen hiç merak etme. Ben her gün sana tatlı yaparım. Bol bol da meyve getiririm. Bebek doğduktan sonra da onunla ben ilgileneceğim. Sen hiç merak etme. Köyümdeki yengem de doğum yapmıştı. Ona da ben bakıyordum, kucağımda sallıyordum. Mamasını ben yedirirdim. Altını da değiştirirdim. Banyosunu bile ben yaptırırdım. Ona ninni söylerdim. Demek istediğim bebek bakım hakkında. Her şeyi bilirim ben. Merak etme. Çocukları seviyorsun, öyle değil mi? Evet, çocukları seviyorum. En çok da bebekleri. O minicik ayaklarını, minicik parmaklarını. Hele o kocaman gözleri, yok mu? En çok da onları seviyorum. Çok güzeller. Çok şirin oluyorlar. Dünyaya dişsiz geliyorlar. Yaşlı insanlar gibiler. Haksız mıyım yenge? Haklısın. Anandi,
bugün bana iyi bakman gibi. Doğumdan sonra bebeğime de iyi bakmanı istiyorum. Bütün sorumluluğu senin olacak canım. Bunu ister misin? Evet, anlaştık yenge. Ben bebeğin çeyizini bile bugünden hazırlamaya başlayacağım. Böylece büyüdüğü zaman kocaman bir oda dolusu eşyası olsun istiyorum. Çeyiz nereden aklına geldi anneanne? Sana bunu düşündüren neydi? Babaanne sayesinde bugün bize Sukne için hazırladığı çeyizi gösterdi. Jagdish de gördü. Bugün ikimiz de Sukne'nin çeyizinin tutulduğu odadaydık. Her şeyi gördük. Sen gördün mü? Hepsi de birbirinden güzel şeyler var. Pratap'ın evinde hepsine yer var mı bilmiyorum. Ailem veda töreninde bana fazla bir şey vermemişti. Seninkiler de sana çeyiz vermedi. O yüzden biz bebek için vakit kaybetmeyelim. Çeyizini bugünden yapalım. Ne dersin? Çeyiz o kadar önemli değil anneanne. Babaannen için her şeyi not almamı istedi o zaman. Bir liste çıkarıp aileme göndermemi istedi. Çeyiz olarak göndermeleri gerekenleri iyi bilsinler, eksik bir şey bırakmasınlar diye. Çeyiz önemli değilse babaanne bunun için istedi o zaman. Babaannenin ne düşündüğünü ben de bilmiyorum anneanne. Ama çeyiz alıp vermek yanlış bir uygulama. Ama yenge... Kapatalım artık bu konuyu. Düşün bakalım. Babaanne bir şey daha istemişti. Neydi o? Bilmem. Bana dua kitabından her gün okuyacaktın. Unuttun mu? Hayır yenge. Tabii ki unutmadım. Sen daha sonra okursun dediğin için hatırlatmadım. Şimdi okuyayım mı? Olur. Tamam o zaman. Kitabı nereye koydun? Orada. Dolabın içinde. Öyle masumsun ki anandı. Annemin gerçek niyetini anlamıyorsun. Fakir ailelere mensup gelinlerin kaderi bu. Kayınları onları varlıklarıyla sürekli taciz ederler. Ben de buna katlanmak zorundayım. Sadece ben değil, ailem de buna katlanmak zorunda. Fakir olduğumuz için sürekli aşağılanacak, bunu yüzümüze vurmalarına seyirci kalacağız.